Merhaba çok sevgili birinci sınıf öğrencilerim. Yine bir derse daha birlikteyiz. Bugün hayat bilgisi yapacağız ve hayat bilgisindeki konumuz evde hayat. Bakalım evde hayatımız nasıl olmalıymış? Evde günlerimizi daha fazla geçirdiğimiz bu günlerde, evde daha çok durduğumuz bu günlerde nasıl geçirmeliymişiz evdeki günlerimizi? Onlara bakacağız. Şimdi aileden başlayalım. Aile neydi? Aile, evlilik ve kan bağına dayanan, karı koca ve çocuklardan oluşan en küçük topluluktu. Aile, toplumdaki en küçük birimde diyebiliriz buna. Bir de bizim ailemiz ikiye ayrılıyordu. Çekirdek aile ve geniş aile. Çekirdek dediği biliyorsunuz çekirdek miniciktir, küçücüktür. Bu yüzden küçük ailelere de biz çekirdek aile diyoruz. Ama nasıl küçük? Sadece anne, baba ve çocuktan oluşan ya da birkaç tane çocuk olabilir. Ama anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye biz çekirdek aile diyoruz. Eğer bu çekirdek aileye yani mesela annemiz, babamız ve kardeşlerimizle yaşıyoruz. Bu çekirdek aile ama ben babaannem ve dedemle de yaşıyorsam ya da halamla, teyzemle, amcamla, dayımla da yaşıyorsam aynı evin içinde o zaman geniş aile oluyor. Yani anne baba çocukların dışında evde yaşayan yakın akrabaların varsa geniş aile oluyor. Şimdi akrabalık ilişkilerine bakacağız. İlk önce şunu söyleyeceğim. Bizden büyük kız kardeşlerimize biz ne diyorduk? Abla diyorduk. Bizden büyük erkek kardeşlerimize ne diyorduk? Abi diyorduk. Bizden büyük olanlara. Ama aslında hepimiz zaten kardeşiz. Küçük olana kardeş demiyoruz. Biz hepimiz kardeşiz. Büyük de bizim kardeşimiz oluyor. Bizden küçük olan da bizim kardeşimiz oluyor. Ama bizden büyük kız kardeşimize abla, bizden küçük büyük erkek kardeşimize de abi diyoruz. Onun dışında babamızın erkek kardeşine amca diyoruz. Babamızın erkek kardeşi babamızdan büyük de olsa, küçük de olsa ona amca diyoruz. Babamızın kız kardeşine hala diyoruz. Babamızın annesine babaanne diyoruz. Annemizin kız kardeşine teyze diyoruz. Babamın kız kardeşine hala dedim. Annemin kız kardeşine teyze diyorum. Babamın erkek kardeşine amca dedim. Annemin erkek kardeşine ise dayı diyorum. Babamın annesine babaanne diyorum. Neden? Çünkü babamın annesi. Babaanne. Annemin annesine de anneanne diyorum. Neden? Annemin annesi. İki tane anne, anneanne diyorum. Annemin babasına da, babamın babasına da dede diyorum. Ya da siz babaannenize, anneannenize nine de diyor olabilirsiniz. O da kullanılıyor. Ya da babamın da annemin de annesine büyük anne de diyebilirim. Neden? Annemden daha büyük, babamdan daha büyük olduğu için büyük anne de diyebilirim. Annemin ve babamın babasına da büyük baba da diyebilirim. Tekrar söyleyelim. Babamın erkek kardeşi amcayken annemin erkek kardeşi dayı. Babamın kız kardeşi hala, annemin kız kardeşi teyze. Babamın annesi babaanne, annemin annesi anneanne. Annemin de babamın da babası dede ya da büyük baba. Bizden büyük kız kardeşimize abla diyoruz. Bizden büyük erkek kardeşimize de abi diyoruz. Aile bağlarımız bu şekilde. Peki ailede nasıl davranmalıyız? Nasıl olmalıyız? Bir kere ailede bizden büyük insanlar var. Annemiz, babamız ya da halamız, dayımız varsa, babaannemiz, anneannemiz varsa, dedemiz varsa bunlar bizden büyük oldukları için ilk önce onlara saygılı davranmalıyız. Onlara karşı kibar olmalıyız. Güzel sözler söylemeliyiz. Onları üzmemeliyiz. Büyüklerimizin elini öpmeliyiz ve kendimizden küçükleri de korumalıyız. Kardeşlerimizi sevmeliyiz. Aile olmak için bunlar gerekli. Bunlar oluyorsa aile vardır. Ailede herkes birbirini sever ve birbirine saygı gösterir. Sofra hazırlarken birlikte hazırlarız. Annemize, babamıza yardım ederiz. Babamız annemize yardım eder.
Yemek birlikte yenir ve sofrada birlikte toplanır. Yemeğimi yedikten sonra oturmuyorum. Sofrayı toplamakta da büyüklerime yardım ediyorum. Sabahları kalkarken yatağımı topluyorum, odamı topluyorum. Akşam yatarken de odamı aynı şekilde topluyorum eğer dağınıksa. Bu işleri annem nasılsa yapar diye anneme babama bırakmıyorum. Kendi işimi, kendi eşyalarımı kendim toplamayı öğreniyorum. Çünkü artık neden biz büyüdük? Biz artık bebek değiliz. Biz artık kocaman olduk. Biz artık okula gidiyoruz. Okuma yazma biliyoruz. O yüzden kendi işlerimizi de evdeki işlerimizi kendimiz halletmeye başlamalıyız. Eğer zorlanırsak ailemizden ya da kardeşlerimizden yardım istemeliyiz. Aile bireyleri birbirlerine kötü söz söylemezler ve bağırmazlar. Kesinlikle büyüklerimize özellikle bağırmıyoruz. Eğer annemiz bizi, babamız bize bağırdıysa, onlar büyük oldukları için bize birazcık kızabilirler, yüksek sesle konuşabilirler. Ama biz onlara karşılığını aynı şekilde vermiyoruz. Onlara çok fazla yüksek sesle konuşmuyoruz. Onlara alçak bir ses tonuyla konuşuyoruz, kibarca konuşuyoruz. Hani öğrenmiştik ya nezaket ifadelerini sınıfta. Onları kullanıyoruz. Lütfen diyoruz. Hata yaparsak özür diliyoruz. Bizden özür dilenirse affediyoruz ve tekrar aynı hataları yapmıyoruz. Bunlara dikkat edersek aile içinde sürekli mutlu oluruz, sürekli eğleniriz, sürekli güleriz. Aile bireyleri birbirlerini dinlerler demiş. Babamız, annemiz konuştuğunda onları dinliyoruz, sözlerini kesmiyoruz. Onların konuşması bittikten sonra biz konuşmaya başlıyoruz. Sınıfta nasıl parmak kaldırıyorsunuz öğretmeni? Hani dinledikten sonra öğretmen cevap verdikten sonra bir şeyler söyledikten sonra bir şey söylemek için nasıl parmak kaldırıyorsanız ailede de anne baba konuştuktan sonra onların sözü bittikten sonra biz konuşuyoruz. Ailede herkes birlikte bir şeyler yapmaktan mutlu olur. Her gün en az yarım saat gün hakkında konuşulur. Annemiz babamız işten geldiğinde onlara soruyoruz. Anneciğim bugün günün nasıl geçti? Bugün rahat mıydı, güzel miydi, neler yaptın diye soruyoruz. Onlar da okuldan geldiğimizde bize soruyorlar çünkü. Biz de onlara soruyoruz. Onlarla en az yarım saat vakit geçiriyoruz. Birlikte bir şeyler yapıyoruz. Mesela ailemizle birlikte meyve soyabiliriz, oturup meyve yiyebiliriz. Çerez yiyebiliriz, kitap okuyabiliriz, oyun oynayabiliriz. Bunları yapıyoruz. Ev işlerini paylaşarak yapıyoruz. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Bunu az önce de söylemiştim. Ev işlerini yapmak sadece annenin görevi değil. Hani sınıfta biz temizlik yapıyoruz ya, giderken sınıfı temizliyoruz, birbirimize yardım ediyoruz. Neden? Çünkü o sınıfta hepimizin kullanım alanı. Hepimiz birlikte kullandığımız için hepimiz temizliğine özen göstermeliyiz, topluluğuna özen göstermeliyiz. Evde de hepimiz aynı çatı altında yaşadığımız için işleri sadece annemize yıkmamalıyız. Onları da birlikte yapmalıyız. Mesela yemek yedikten sonra tabağımızı alıp mutfağa kendimiz götürebiliriz. Annemiz çok mutlu olur eğer bunu yaparsak. Bu gibi şeyleri paylaşarak yapıyoruz. Paylaşımcı oluyoruz. Hoşgörülü oluyoruz, saygılı oluyoruz, sevgi dolu oluyoruz. Büyüklerimize saygı gösteriyoruz, küçüklerimize iyi davranıyoruz. Oyuncaklarımızı küçüklerle paylaşıyoruz. Eve misafir gelirse, onların çocukları olursa onlarla da iyi anlaşıyoruz. Kavga etmiyoruz, bağırmıyoruz. Eğer böyle olursak herkes bizi çok sever. Hep mutlu oluruz, hep güleriz, hep eğleniriz. Böyle olmaya lütfen devam edelim. Lütfen özen gösterelim. Şimdi ödevinizi vereceğim. Ödevde de az önce anlattığım akrabalık ilişkilerini boşluklara yazıyoruz. Mesela bizden büyük kız kardeşimize ne diyorduk buraya yazıyoruz. Bizden büyük erkek kardeşimize ne diyorduk buraya yazıyoruz. Ödeviniz bu. Bugünkü hayat bilgisi dersimiz de bu. Sesim biraz kısık. Bunun için özür dilerim sizden. Rahatsız edebilir belki sesim sizi.
Onun dışında beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Pazartesi görüşürüz. Öptüm.